paella'nın malzeme listesini Gülşah'tan rica ediyorum. Tek tek sayar mısın? Tabii ki sayayım. Paella'da biz bugün balık ürünü kullanmayacağız ama bugün et ürünü kullanacağız. Sucuk kullanacağız. Sosisimiz var. Baldo pilavlık pirincimiz var. Ondan sonra maydanoz kullanacağız. Böyle göstereyim size. Kapya biberimiz var, kırmızı. Domatesimiz var, kuru soğan var. Ve içerisine bezelye de atacağız. Bu şekilde yapacağız. Harika. Safran var, sarımsak, safran, tuz, biber aynen. Baharatlarımız da var tabii ki. Safranımız var. Ben önceden tavuk suyu da haşladım. Tavuk suyuyla yapacağım. Onu süzeceğim. Tavuklarını içerisinden alacağım. Daha sonra safranı da içine atacağım. Safran biliyorsunuz renk veriyor. Pirincimizde de renk verecek. Safranı biliyorum. Aynen öyle. Safran doluyum ben. Evet, has siz, yerinden has öyle. Has yerindensiniz. İthal mital bilmeyiz biz. Biz hakikisini biliriz yani. Aynen öyle. Çok da kıymetlidir. Evet, gramı milyarlardır çok, aslında hakiki safranı. Hakiki safran. O ithal safranlar alınıyor mutlaka. Tabii ki herkesin o kadar maliyeti yok. Evet. Ama vitamin ve aroma olarak mutlaka fark var. Aynen. Tavuğu nasıl haşladın? İçine bir şey koydun mu? Tavuğu içine şöyle bildiğimiz normal suyu koyuyoruz. Tavuk but koydum ben. Göğüsten de yapılabilir ama o fazla suyunu vermez. Tavuk lezzetli buttan olur, evet daha çok suyu çıkar, lezzeti çıkar. Tuz attım sonra da o kadar. Şimdi bunu, ne yapıyoruz? Bunu süzeceğim ben. Ondan sonra safranını ekleyeceğim. O safran içerisindeki rengi bırakacak. Hemen yapalım mı? Hemen yapalım. Hemen başlayalım. Tamam ben başlıyorum o zaman. Şurada süzgecim var. Bir saniye. Şöyle güzel besleyici bir lezzet yapıyoruz. Tavuk haşlandı, safranlı, bol sebzeli, pirinçli, bezelyeli bir lezzet paella. Hani hiç şey düşünmeyin, dünya mutfağı bize göre nasıldır? Hep kullandığımız ve birbiriyle yakışan malzemeler bunlar. Alternatif olarak yapabilirsiniz. Sucuk ve sosis buradaki farkı yaratan değil mi? Evet, evet. Çünkü tavukla biz beraber çok kullanmayız. Aynen. Paella zaten mix gibi bir şey yani. İsteyenler hoşlandıkları sebzeler atıyorum deniz ürünleri olabilir. Ondan sonra şarküteri ürünleri olabilir. Bunların hepsini kullanıp kendi şeylerini, paellalarını oluşturabilirler yani. Paella yaptım dediğiniz evet. Düşünsenize. Ve bu paella ismi de şeyden dolayı geliyor. Onların kullandıkları, bunu yaparken kullandıkları wok tavanın. Evet. İsmi. Saplı tavanın ismi aslında tavanın paella. İsmi. Yemeğin aynen, değil de. Aynen. Değil yemeğin mi? Değil de. İsim de oradan geliyor zaten. Şimdi ben onu kullanacağım. Kenara alayım ben. Safranı da şurada içerisine atalım. Pardon. Safranımızı buraya koyduk. İlk bir nokta biraz heyecan oluyor. Sonradan gazını alıyorum reklam arası ben senin canımcığım. Tamam. Hayır, heyecan kalmıyor. Sizin yanınızda heyecanlanmamak. Estağfurullah, estağfurullah. Bende de oluyor. Şöyle fazla atmıyoruz. Biraz atsak yeterli. Ben yine kapağını da kapatacağım. Arkada o kendi rengini bırakacak. Rengini de göreceğiz aynen birazdan. Öyle. Rengini ne kadar göreceğiz. Lazım? Yani bir 10 dakikada falan bir 5 reklam dakikada arasında aynen, kalacak. Reklam arasında yeterli olacak. O arada ben malzemelerimi doğramaya başlayacağım. Ondan sonra tavamızı ısıtıp pişirmeye başlayacağız. Lütfen hemen. Ellerinden öper o zaman hayatım. Tamam, sen ben doğramaya başlayayım. Başla lütfen. Evet, şu anda ben pilavıma devam ediyorum. Malzemelerini tekrar bir saralım. Tabii ki. İlk önce zeytinyağı koydum tavaya, onu kızdırdım. Daha sonra sarımsak attım 2 diş. Sonra doğradığım sucuklarım vardı. Sucuklarımı ilave ettim. Şimdi sosislerimi ekleyeceğim. Şu şekilde. Bunları bu şekilde soteliyoruz. Şu şekilde. Altını buradan kontrol ediyoruz. Çok harlı açmamıza da gerek yok. Şu şekilde iyice böyle sotelendikten sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Nedir onlar? Onlar da kabağı ekleyeceğiz, kırmızı biber ekleyeceğiz, biraz karnabahar ekleyeceğiz. Daha sonra pirincimizi ekleyeceğiz, en son da bezelyemizi ekleyeceğiz. O şekilde pişmeye bırakacağız. Güzel. Evet. Şunu da hatırlatalım, ilk vlogda bizi seyredememiş, kaçırmış olanlar için bugün dünya mutfağından güzel lezzetler yapıyoruz. Evet. Şu anda yapmış olduğumuz lezzet paella. Çok güzel pirincimiz var içerisinde, bezelyemiz var, soğanımız, sarımsağımız var. Farklı olarak sucuk ve salam kullanılıyor. Onu da belirtmek isterim ben. Evet, sucuk sonra ve da çorba sosis yapacağız. Ama sosis, salam, pardon. Salam da kullanılabilir. Pastırma bile koyabilirler yani. İyi tamamen malzemelerle değil mi? Evet. Hem sebzeli. Aynen, aynen. Hem et ürünü seven, şarküteri ürünü sevenler için yani güzel, değişik bir, masada güzel görünümlü. Renkli bir pilav yani. Pilav, renkli bizim bir pilav. Bizim açımızdan bakacak olursak, Türk mutfağı olarak bakacak olursak
o şekilde masaya koyabilirler yani. Misafirlerinin de hoşuna gideceklerine eminim. Havalı havalı. Paella hazırladım size. Aynen, aynen. Minestrone çorba yaptım. Bu birazdan yapacağımız çorba da İtalyan çorbası. Evet, aynen. Makarnalı, bol sebzeli bir çorba yapacağız evet. birazdan. Sonra da krem brûlée yapacağız. Dışarıda mutlaka görmüş, yemiş, ikramda bulunulmuş, tatmış olabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Domates de ilave ediyoruz pilava. O da şöyle bir suyunu çeksin. Renkli bir pilav olacak. Onu da ben alayım hayatım. Tamam, teşekkür ederim. Çorbamızın malzemelerinde daha önce de önden söylediğimiz bir makarna var. Makarnayı ben önden haşladım. Al dente kıvamında olacak. Bunun nedeni de daha sonra çorbada sıcak olacağı için makarnanın da içerisinde hamur olmaması. O yüzden önden haşladım, kenara aldım. Biraz yağ dökebilirler yapışmaması için. Hem parlak olur hem lezzetli olur. Aynen, kesinlikle öyle. Daha sonra onun içerisine de sebzeler giriyor. Bezelyemiz var, kabağımız var, patatesimiz var. Yine aynı şekilde. O çorba, şimdi kafalar karışmasın. Ha, öyle mi? Çorbaya geçelim. Şimdi biz burada paellamızı evet. bir hazırlayalım. Tamam. Tamam buradan mı? Devam edelim. Aynen öyle. Tamamdır. Güzelce kavuracağız. Bakır tencereyi de hazırlıyoruz. Aynen. Bakır olur, çelik olur. Ama daha lezzetli olur bakırda. Evet, her zaman bakırda ve kısık ateşte pişen yemek her zaman lezzetli olur. Güzel olur ama bakır tencereyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Sebze yemeklerinizi bakır tencerede yaparsanız çok güzel olur ama soğumasını bakır tencerede beklememek gerekiyor. Ya da onu muhafaza edecekseniz, buzdolabına kaldıracaksanız bakır tencereyle kaldırmayın. Değil evet, mi? Kesinlikle. Lezzetinde mutlaka fark olur çünkü. Aynen öyle. Aynen öyle. Çelik tencere gibi olmaz. Ve bakırların da bakım yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz zehirliyor. Tabii. Bir kalaylanacak o. Bir kalaylanması lazım. Bir süresi var. Gerçi kalitesine göre de değişiyor. Ya, o ama şekilde dikkatli olurlarsa kesinlikle. Ona da dikkat ederlerse onlar açısından daha sağlıklı olacaktır. Gülşah'cığım 6 yıl bankada çalışmış. Sonra banka sektöründen ayrılıp evet. bir mutfak eğitimi almak istemişsin, aşçılık eğitimi almak istemişsin. Evet. Dünya mutfağı üzerine mi eğitim aldın? Evet, dünya mutfağı üzerine neden eğitim aldım. Neden dünya mutfağını seçtin? Çünkü benim babam ziraat mühendisi, şu an emekli kendisi ama biz hani Türkiye'de çok gezdik, tayin. Türk mutfağını hemen hemen biliyorum yani. Hı-hı. Mutlaka. Ondan sonra Doğu Batı olmak üzere. Daha sonra da dedim ki hani değişik bilmediğim soslar, biliyorsunuz dünya mutfağında çok farklı soslar var. Makarnalar var, taze makarnalar. Çocukluktan da gelen bir sevgi var bende yemeğe karşı. Hem yapmayı seviyorum hem yedirmeyi seviyorum. O şekilde gitmeye karar verdim. Profesyonelce eğitimini alıp bir de sektöre de giriş yapmak istiyordum. Çok güzel. Evet yani şimdi başka türlü de olacak gibi değildi. Diplomayla birlikte gittim. Ondan sonra iyi restoranlarda, otellerde çalıştım. Tanınmış şeflerle denk geldi şansıma. Onlardan çok şey öğrendim. Mutlaka. Evet. Makarna dedin. Makarna biz çocuklarımız çok severler. Salçalı, evet. kıymalı, yoğurtlu yaparız ama böyle kremalı falan farklı makarnalar hazırlayalım. Bir gün burada 3-4 çeşit makarna yapalım tamam, mesela. Tamam yapalım, yapalım. Herkes damak lezzetine göre içinden bu bizim evimize uygun, mutfağımıza uygun diyenler o örneği deneyebilirler tabii evlerinde. Tabii ki, tabii ki. Makarna türlü. Sosları çünkü artık çok zengin. Evet, evet. Hazır kesinlikle. Soslar da satılıyor ama bence evde nasıl hazırlayabiliriz o benim için çok daha en doğalı. Evet. Bir şekilde o makarnalardan tamam, deneyelim. Tamam. Çünkü şöyle bir şey vardır. Makarnanın cinsine göre aslında yapılan sosa göre belirlenir. Yani kesinlikle. Her makarna her sosla birlikte güzel olmaz. Olmuyor ve sosun makarnanın üzerinde durması gerekiyor. Evet. Mesela spagetti ile krema üstünden akıyor. Akar ve tabağın dibinde kalır. Aynen öyle. Aynen öyle. Daha böyle